Yazan ve seslendiren Serpil Çoluk. Sevgili kendim. Merhaba sevgili kendim. Yıllardır dertlerimle, üzüntülerimle, acılarımla, hayal kırıklıklarımla seni üzdüm, kırdım. Seni hep görmezden geldim. Yok saydım, mış gibi yaptım, önemsemedim. Bana ne anlatmak istediğini anlayamadım. Çünkü sana kulak vermedim, veremedim. Bugün yüzleşme vakti. Kendimle, duygularımla, geçmişimle, hüzünlerimle, yaşanmışlıklarımla, acılarımla, kederlerimle, kaybettiklerimle, anılarımla yüzleşme vakti. Evet, bugün burada hayallerimi, umutlarımı, hedeflerimi, yaşam gayemi, en önemlisi kendimi ve duygularımı önemseme vakti. Sevgili kendim, hep senden kaçtım. Senin sesini duymadım, duyamadım. Senin sesini kıstım. İnsan kendisini nasıl duyar, nasıl anlar, nasıl tanır bilmiyordum ki. Çünkü öğrenmemiştim. İnsan kendi duygularına nasıl kulak verir, onları nasıl fark eder, görür, nasıl yönetir, nasıl düzenler bilmiyordum ki, bilemiyordum. Kendimi nasıl tanımalıydım, nasıl anlamalıydım, hayatın anlamını nasıl bulmalıydım bilmiyordum. Ben kimim, benim amacım ne, varoluşumun gayesi ne, yaşamın anlamı ne? Nerede? Ve niçin varım? Bütün bu soruları sormasını bilmiyordum ki cevabını bulayım sevgili kendim. İnsan soru soramazsa yanıtları nasıl bulacaktı ki? Nasıl kendini tanıyacaktı? Nasıl anlayacaktı? Kendini, hayatı, insanları, evreni, olayları okumayı bilemeyince kendini nasıl okuyabilecekti? Doğru yorumlayabilecekti ve geliştirecekti ki bilmiyordum. Bir yanda çocukluğumun, ergenliğimin, yetişkinliğimin yaraları, travmaları, eksik hissettiğim duygular, yokluğunu hissettiklerim, hayal kırıklıklarım, suçlanmışlıklarım, anlaşılmamışlıklarım, kaybettiklerim ve belki de hiç ama hiç sahip olamayacağım hayallerim. Bir yanda da gelecek korkusu, endişesi. Evet, bugün hüzünlüyüm. Gözyaşlarım akıyor. Geçmişin muhasebesi, geleceğin planları arasında sıkıştım, kaldım, daraldım. Kabıma sığamıyorum. Geçmişteki o yaraları pansuman edemezsem, yaralarımı saramazsam, tedavi edemezsem, bugünü nasıl yaşarım? Nasıl hissederim? Önümde hep engel olarak duracak yoksa. Geçmişteki o yaraları pansuman etmezsem, yaralarımı saramazsam, tedavi edemezsem bugünü nasıl yaşarım? Nasıl hissederim? Bugün kaçış yok sevgili kendim. Bugün senin için yeniden fark ediş ve hayret günü. Anladım ki yaşanan onca acı, onca hüzün, gözyaşı, elem, keder, kayıp, zorluk, kaos, hayal kırıklığı insanın hayat yolculuğunda tekamül edebilmesi için birer basamakmış. Anladım ki acılar insanı büyütüyormuş, olgunlaştırıp geliştiriyormuş. Hayatın zorluklarına karşı daha da güçlendiriyormuş. Anladım ki acılar, üzüntüler kemalet yolunda birer fırsatmış. Evet, bugün o gün sevgili kendim. Farkına varıyorum. Çünkü sana kulak veriyorum. Seni dinliyorum. Duyuyorum artık. Seni anlamaya çalışıyorum. Doğru yorumlamaya çalışıyorum. Mış gibi yapmaktan, başkası gibi davranmaktan vazgeçiyorum. Duygular hayatın tadı, tuzumuş meğer. Hayatın anlamı canıymış, hissetmekmiş,
duyguları fark etmek, öğrenmekmiş. Duygular insanın kendisini bulmasında, farkında olmasında, yolculuğunda sahip olduğu en önemli rehbermiş. İnsan fark ettiğinde bambaşka bir yolculuk başlıyormuş. Bunu şu anda çok daha iyi anlamaya başladım. Çünkü duygularımı fark ediyorum, onlara kulak veriyorum. En önemlisi, onları olduğu gibi kabul ediyorum ve bana anlatmalarına izin veriyorum. Duygular olmasaydı yaşam çok sıkıcı olurdu. İnsan duygusuna temas edebildiğinde yaşadığını hissediyormuş. Fark edebildiğinde bambaşka bir deneyim yaşıyormuş. Bugüne kadar hep anlaşılmadığımı, kimse beni anlamıyor, sesimi duymuyor diye düşünmüştüm. Anlaşılmama hissi bazen kendime, bazen hayattan uzaklaşmama, insanlardan uzaklaşmama, içime ve dönmeme sebep olmuştu. Meğerse insan içinde ne üretiyorsa dışına da onu yansıtıyormuş. İnsan kendine mış gibi davrandığında, çevresinde de mış gibi davrananlar oluyormuş. İnsan yabancı olduğunda kendisine, başkaları da ona yabancı oluyormuş. İnsan kendine mesafeli ise, başkaları da ona uzak ve mesafeli oluyormuş. Kendine kızınca, suçlayınca, başkaları da ona kızıp suçluyormuş. Kendini anlamayınca, başkaları hiç anlayamıyormuş. İnsan kendine değer vermeyince, sevmeyince, başkaları da onun değerini anlamıyor, fark etmiyor, sevemiyormuş. Kendini anlamayan, dinlemeyen, iç sesini duyamayan benmişim. Yani insan içinde ne üretirse dışına da onu yansıtıyormuş. Bugün bana aynalık yapan bütün aynalarıma teşekkür ediyorum. Bana kazandırdığınız farkındalıklar için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bugün misafirim hüzün ve üzüntü duygusuydu. Bana eşlik etti. Fark etmem için bana sinyaller yolladı. Evet, çok hüzünlendim, üzüldüm, hassaslaştım ve hüznümü derinlere kadar hissedip yaşadım. Çünkü hayallerime ve hedeflerime giden yolda aynı kısır döngü içerisinde olmak, ilerleyememek hislerine üzüldüm. Bu üzüntü, hüzün yoğunluğu bana ellerim kollarım bağlıymış gibi derin bir kuyunun içerisinde hapsolmuş, çıkışı bulmakta güçlük çekiyormuşum gibi hissettirdi. Bu hissettiklerimi anlatacak, anlayacak kimsenin olmaması beni bir kat daha hüzünlendirdi. Kendimi yalnız, çaresiz, kimsesiz, bir başıma hissettirdi. Duygularımı, düşüncelerimi anlatmayı denediğimde ise bazen anlaşılmadım, bazen de yanlış anlaşıldım, bazen de dinlenilmedim, hatta susturuldum. Çünkü bizlere duyguları ifade etmek zayıflıkmış, eziklikmiş, çaresizlik, süzlükmüş diye hissettirildi. Çünkü bizlere duyguları ifade etmek zayıflık, eziklik, çaresizlik, güçsüzlükmüş gibi öğretildi. Kan kus ama kızılcık şerbeti içtim diye söyle sözleri empoze edildi. Ne kadar da büyük bir kayıp. Duygulara kulakları kapatmak, görmezden gelmek, susturmak ya da kaçmak. Anlatmak istediğinde de dinlenmemek, anlaşılmamak, hatta suçlanmak ne kadar üzücü. Bunları duya duya kendimize, duygularımıza duyarsızlaştık. Empati bağ kuramadık, sonra da çevremize duyarsızlaştık. Görmezden, duymazdan geldik. Oysaki iletişimin sırrı duygudaş olabilmektedir. Mevlana şöyle söyler, aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır. Birey olmanın ilk adımı insanın kendini fark etmesi, duygularını doğru okuyabilmesi, kendini iyi tanıyabilmesi, anlayabilmesi, sonra da başkalarını doğru anlayabilmesindedir. Sonra da biz olabilmesi ne kadar da önemli bir şey. Önce üzüntün içerisine dalıp o duygu seli içerisinde kayboldum.
hüzün denizine kapıldım. O girdapta kayboldum, boğuldum, incindim. Önce kendime küstüm, sonra çevreme küstüm. Darıldım ve kırıldım. Yine anlaşılmamıştım. Yine yanımda kimse yoktu. Yine yalnız hissediyordum. Bir başıma yapayalnız, çaresiz ve kimsesiz. Bugün burada kendime, duygularıma sesleniyorum. Sevgili hüzün, üzüntü, onca zaman sana kulaklarımı kapattığım için, seni duymazdan, görmezden geldiğim için lütfen beni affet. Oysa ki senin amacın bana fark ettirmek, öğretmek, büyümem ve olgunlaşmam, hatta bu yazıyı yazabilmem, sesimi duyurabilmem için bir vesileymiş. Sevgili üzüntü, amacın beni üzmek değilmiş, beni bana göstermek, uyandırmakmış. Onca zaman sana gözlerimi, kulaklarımı, algılarımı kapattığım için bir kez daha özür diliyorum. Lütfen beni affet. Lütfen bana anlat. Bugün burada bana bu farkındalığı kazandırdığın için çok ama çok teşekkür ediyorum. Rabbime hamd ediyorum. Hüznüm huzura, üzüntüm farkındalığa, geçmişim şifalanmaya, yaşamımın daha anlamlı olmasına vesile oldum. Bu satırları dinleyen değerli dostlar, lütfen duygularınıza kulak verin, temas edin onlarla. Çünkü duyguların amacı bizi korumak, kollamak, hayatta tutmak, rehberlik edip öğretmek ve gitmektir.